düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yine yoğun gündemle toplanacak. İç ve dış gündeme ilişkin başlıklar konuşulacak. Toplantı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Dış siyaset masada olacak. Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son durum görüşülecek. Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gelişmeler de toplantının gündeminde olacak. Ekonomideki son durumda değerlendirilecek. Merkez Bankası'nın faiz kararı ve sonrasında yaşanan gelişmeler konuşulacak. Her toplantıda olduğu gibi terörle mücadele konusu da bu toplantıda masada olacak. Terör örgütleri PKK, PYD, FETÖ ve DAEŞ'le mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek. Masadaki bir diğer konuysa koronavirüsle mücadele. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum ele alınacak. Toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun üye seçimi ve 5. yargı paketi için mesaide olacak. Ordular ilk hedefiniz. Meclis Genel Kurulu haftalık mesaisine salı günü başlayacak. En önemli gündem Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun üye seçimi olacak. Genel Kurul, Karma Komisyonu'nun daha önce belirlediği 3 adaydan birini HSK üyesi seçecek. 5. yargı paketi mesaisi bu haftada sürecek. Görüşmelere maddeler üzerinden devam edilecek. İcra ve iflasta elektronik satışın düzenlendiği kanun teklifinde uzun süredir kamuoyunun gündeminde bulunan çocuk teslimine ilişkin çocukları icranın konusu olmaktan çıkaran hükümler de bulunuyor. Komisyonların gündeminde olan konuların görüşülmesi de devam edecek. Sanayi, ticaret, enerji, tabii kaynaklar, bilgi ve teknoloji komisyonu, Salı günü elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek. 4. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Meclis Genel Kurulu'nda 2022 bütçe maratonu da devam edecek. Plan Bütçe Komisyonu, Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı, Salı günü Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çarşamba günü Adalet Bakanlığı, Perşembe günü ise Sağlık Bakanlığı için toplanacak. Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bütçesi ise Cuma günü görüşülecek. Grup toplantıları da aksatılmayacak. Siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Adı okunan milletvekillerine mühürlü oy. Etmeyin. Bu kış terör örgütünü mağaralarında yalnız bırakmayacağız. Onlara sürprizimiz var. Onlara ecel teri döktüreceğiz. Onlar üşütmeyeceğiz. Mehmetçik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği sözü yerine getiriyor. PKK'nın kış yapılanmasına darbe üstüne darbe vuruluyor. Şırnak, Hatay, Diyarbakır, Bingöl, Hakkari, Siirt, Tunceli. Buralarda terör örgütü PKK'ya göz açtırılmıyor. 9 Kasım'da Eren operasyonları için düğmeye basıldı. İlk operasyon Şırnak'ta başladı. Hemen ardından Hatay'da Amanoslar, Şehit Jandarma Er Esat Mengilli, Diyarbakır ve Bingöl'de Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt, Hakkari'de Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu, Siirt'te Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici, Tunceli'de de Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlatıldı. Müzik 522 timden oluşan 7371 personelin görev aldığı Eren Kış operasyonlarında 177 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Müzik
İki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda çok sayıda silahla çeşitli tür ve çapta 3320 mühimmat, 80 kilogram patlayıcı madde, uyuşturucu madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Terör örgütü PKK-YPG'yi yok etmeye yönelik operasyonlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Operasyonlar kararlı bir şekilde genişletilerek sürecek. Yedi Türk vatandaşı asılsız iddialar nedeniyle tam 2 yıldır Libya'nın doğusunda alıkonuluyordu. Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı bu konu üzerinde uzun bir süredir çalışmalar yürütüyordu. Çoğu lokantacılık sektöründe çalışan vatandaşlardan iyi bir haber bekleniyordu. Beklenen müjdeli haberi Dışişleri Bakanlığı verdi. Yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın doğusunda alıkonulan 7 vatandaşımız yürütülen yoğun temas ve çalışmaların neticesinde salimen yurda getirilmişlerdir, denildi. 7 Türk vatandaşının serbest bırakılmasına katkı sağlayan Libya ve Katar hükümetlerine de teşekkür edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'dan getirilen vatandaşlarla telefonda görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ve tebriklerini iletti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum temasları kapsamında şehit ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Abdülhamit Gül, önce Balıkesir'de uyuşturucu tacirlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Abdülkadir Güngör'ün ailesini ziyaret etti. Aileye başsağlığı diledi, dua etti. Daha sonra Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandarma komando uzman çavuş Burak Tortumlu'nun baba evine geçti. Aileye başsağlığı diledi. Bakan Gül, son olarak Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Emrah Erkan'ın ailesine ziyarette bulundu. Şehit ailelerine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Bakan Gül, Erzurum esnafına da uğradı. Gürcü Kapı semtindeki esnafla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Gül, bir lokantaya girerek Erzurum'un eşsiz lezzetlerinden cağ kebabı yedi. Allah razı olsun. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum'daki ziyaretlerini AK Parti İl Başkanlığı ziyaretiyle noktaladı. Partililerle bir araya geldi, açıklamalarda bulundu. Erzurum AK Parti kurulduğu günden beri Sayın Cumhurbaşkanımıza çok büyük destek vermiştir. Çok büyük omuz ve güç vermiştir. Vesayet odaklarını hatırlatan Bakan Gül, eski Türkiye'nin vesayetlerini AK Parti sona erdirdi, dedi. Özgürlükler önündeki engelleri kaldırdık. Vesayetle mücadele ettik. Türkiye'de başı açık olsun, başörtülü olsun, insanların kılık kıyafetine karışıldığı, düşüncesine, yaşam tarzına müdahale edildiği bir dönemden isteyen istediği gibi inanır, inandığı gibi de yaşar anlayışına AK Parti getirdi. CHP zihniyetindeki Türkiye'yi anımsattı Bakan Gül. Türkiye'de CHP zihniyetinin ülkemizi getirmiş olduğu eski Türkiye tablosunu milletimiz unutmuş değildir. Polemiklerle, tehditlerle, suni gündemlerle milletimizin işi yok. Milletimiz ekmeğini, özgürlüğünü artıran ve daha da artıracak olan, sorunlarının farkında olup bu sorunları çözecek olan AK Parti ile yine yoluna devam etmek kararlılığındadır. Adalet Bakanı, Türkiye'deki muhalefet sorununa da dikkat çekti. Türk demokrasinin en önemli sorunu ciddi bir muhalefet sorunu ile karşı karşıya olmasıdır. Proje olmayan, vizyon olmayan, bir gelecek tasavvuru olmayan bu muhalefetin halini milletimiz çok iyi takdir etmekte, bilmektedir. AK Parti Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Recep Akdağ ise partisinin döneminde yapılan hizmetlerden bahsetti. Gerçekten Erzurum'da AK Parti döneminde
kadar büyük eserlerimiz olmuş ki. Yani bunları listelesek birkaç sayfa tutar sadece isimleri. Bugün Sayın Bakanımızla beraber mükemmel bir çocuk adalet merkezi açtık. Burada herkesin ihtiyacı olan bir adli tıpın grup başkanlığı binasını açtık. Buna benzer hamdolsun birçok hizmeti bugün resmi olarak da vatandaşlarımızla duyurmuş olduk da durumumuza. Sağ olasınız. Erzincan'da yaşayan Turgut Ünal, bahçesindeki ağacın dallarını kesiyordu. Elektrikli testere bir anda kontrolünden çıktı ve sol elini kopardı. 60 yaşındaki Ünal'ın ilk tedavisi Refaiye Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Ancak kopan eli kurtarılamadı. Ünal, bunun üzerine daha kapsamlı bir tedavi için Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan Turgut Ünal, 7 saatlik mikrocerrahi müdahale ile kopan eline yeniden kavuştu. Çok mutluyum, çok şu anda, yani şu anda sana bile ben yine razıyım. Ben dedim gittik bari, el gitti. En güzel sözleri beni mutlu eden, elini kurtardık dediler. Ona çok mutluyum. Parmaklarında dediler zamanla iyileşecek, o da senin elinde. Biz de gerekli tetkikleri yapacağız. Ama elini kurtardık demeleri beni çok mutlu etti. Ama beni niye ağlattı, ne siyahsını ya. Sol el parmaklarında ve sinirlerinde hasar oluşan Ünal'ın Erzurum'daki tedavi süreci devam ediyor. Önceliğimiz kopan uzun yaşaması yönündeydi. Şu anda 11. gününe geldiğimiz zaman dolaşım problemi olmayan, hafif düzeyde de olsa hareket edebilen, göstereyim size. Hafif düzeyde de olsa hareket edebilen bir uzva sahibiz. Henüz çok erken tabii. Bundan sonraki hedefimiz de dokular belli bir iyileşme gösterdikten sonra yoğun bir rehabilitasyon programı ile birlikte kaybolan işlevlerin bir kısmının en azından geri kazanılması yönünde olmaktadır. İstanbul'da yaşıyorum, yazları köye geliyorum. Mix takımımız var. Erkek sporcularımızın forum durumunu çok... Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın annesi Gülsenem Çintimar hayatını kaybetti. Yedekle koştuk. Diğer takımın as elemanlarının... Federasyon Başkanı Fatih Çintimar'ın annesi Gülsenem Çintimar, sağlık problemleri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Durumu giderek ağırlaşan Gülsenem Çintimar, Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yarın burada aynı şekilde olimpiyat kupası yarışacaklar. Fatih Çintimar'ın acı gününde sevenleri onu yalnız bırakmadı. Türkiye Atletizm Federasyonu başta olmak üzere sosyal medya üzerinden Çintimar'a çok sayıda başsağlığı mesajı geldi. Merhum Gülsenem Çintimar yarın Gökçebük Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Yedekle koştuk. Diğer takımın as elemanlarının... Ciritlerini kuşanıp atlarına bindiler. Atlı Spor Kulübü sporcuları Kars'ın Selim ilçesinde nefes kesen bir cirit gösterisine imza attı. Atlı Spor, Selim Ataspor'ları Turizm Destinasyon Merkezi'nde düzenlenen cirit gösterisine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Geçmişten gelen bir spor olduğu için Ataspor, yani dünyada en zor spor. İki canlının bir ekürü olabilmesi, yani bir atın bir üstündeki biniciyle aynı performansı, aynı figürleri sergileyebilen tek bir spor dalıdır. Çok zor bir spor dalıdır ama heveslenerek, severek bunu yeni nesilden nesillere aktaracağız. Sporcular kıyasıya mücadele etti, katılımcılarsa heyecanla izledi. Selim ilçesinde düzenlenen atlı cirit gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Cirit müsabakası beraberlikle sonuçlandı, kazanan Dostluk oldu. Canla başla mücadele ediyor, engelleri aşarak birinci olmak için koşuyorlar. Muşlu Çocuklar Köy Viver projesiyle hem yarışıyor hem eğleniyor.
Muş Gençlik Merkezi 3 yıl önce Köyviver projesini hayata geçirdi. Bakanlığımız da sağ olsun projeye destek verdi. Köyviver'ına kısaca değinmek gerekirse Survivor yarışmasından esinlenerek ortaya koyduğumuz bir çalışma. Proje kapsamında oluşturulan mobil ekip en ücra köylere gidiyor. Köylerde kurulan oyun parkurlarında çocuklara eğlenceli anlar yaşatılıyor. Burası da o köylerden biri. Merkeze 24 kilometre uzaklıktaki Yedipınar Köyü. Köydeki okul bahçesine 6 engelden oluşan bir Köyviver parkuru kuruldu. Çocuklar eğlenceli müzikler eşliğinde zorlu parkurları tamamlamak için mücadele etti. Ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı. Çocuklar için yola çıkan gençlik merkezi ekipleri 3 yılda 15 köydeki 2000 çocuğa ulaştı. Gençlik merkezi olarak ulaşamadığı zaman biz çocuklarımıza gençlik merkezini getirmeye çalışıyoruz. Ve ulaşabildiğimiz her yere ulaşmaya çalışacağız. Hedefse projenin sonunda 3000 çocuğun kalbine dokunmuş olmak. Dağ taşları bayır demeden her köye ulaşmaya çalışıyoruz. Oradaki çocuklar bizi gördüğünde, tebessüm ettiğinde bu bize yetiyor. Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan Sami Helvacıoğlu tam 94 yaşında ve yarım asırdır arıcılıkla ilgileniyor. Ancak o şimdiye kadar görülen arıcılardan oldukça farklı. Ne özel bir kıyafet giyiniyor ne de korunmak için başka bir yöntem kullanıyor. Arılarını üzerinde işte böyle sevgiyle taşıyor. Helvacıoğlu mesleğe ilk adımını 26 yaşında anneannesinin yanında attı. İşin inceliklerini öğrendi ve yollara koyuldu. Çiçek nerede, arı orada, arı nerede, ben oradayım dedi. Ve ülke genelinde birçok kenti gezdi. Arıya bakardım, tutacak, yakacak bir şey yok. Gene o zamandan belli, arıyla uğraşırım. Çok severim arıyı. Arının mahsulleri, çok faydaları var. 50'ye yakın ilaç alıp şifalı bitkilerden arının. Muğla, Marmaris, Bodrum, Dışarıdaşı. Geldim. Nerede çiçek var? Arı oradayım. Sami Helvacıoğlu üzerinde 50 binden fazla arıyı hiç korkmadan taşıyabiliyor. Hiç sokmadı. Çünkü halen de ciddi diyorum. Arı soktum elzem kalıyor. Yani arı sokuyordu size. Yazın ben atletine çalışıyorum. Bir şey yok. Helvacıoğlu'nun arılarla kurduğu bu bağsa gören herkesi şaşırtıyor. ...16 yaşındaki sürücü hem ehliyetsiz hem alkollüydü. Dur ihtarına uymadı. Polis memuru Yusuf Ceylan'a çarptı. Ceylan kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Olay Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşandı. Polis ekipleri denetim yapıyordu. Bir aracı durdurmak istediler ancak dur ihtarına uymayan sürücü... ...polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak kaçtı. Yaralanan polis memuru sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Sürücü ise bir süre seyrettikten sonra otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kıskıvrak yakaladığı 16 yaşındaki sürücünün hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu tespit edildi. Zanlı, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evli ve 3 kız babası şehit polis memuru Yusuf Ceylan için Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi. 8 yaşındaki kızı Eslem Sıla'nın babasının polis şapkasıyla gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Şehidimize Allah'tan rahmet. Edilen duaların ardından şehit polis memuru toprağa verileceği memleketi Samsun'a uğurlandı. Yüksek sesle söyleyelim bakalım, beklersiniz mi? Bir haftalık ara tatil sona erdi. 22 Kasım Pazartesi günü yüz yüze eğitim başlıyor. Milyonlarca öğrenci için ikinci dönem ders zili yarın çalacak. Kokusu mu
hatırladım. Beni özleyen çok... Yüz yüze eğitim salgın sürecinde tedbirler eşliğinde devam edecek. 9 günlük dinlenme sürecinin ardından öğrenciler yeniden okullarına dönecek. 18 milyon öğrenci pazartesi günü ders başı yapacak. Doğanlar da taşınmışlar yeni evlerinde. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ara tatilin ardından okullarda işleyecek süreci değerlendirdi. Yaptığı yazılı açıklamada karantina altında olan ve eğitime bir süre uzaktan devam edecek olan sınıf sayısını açıkladı. 22 Kasım 2021 tarihi itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek ifadelerini kullandı. Bakan Özer, öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizdi. Bu kapsamda en az 2 doz aşı olmuş öğretmen oranının %88'e yükseldiğini belirtti. Islak maskeyle kalmayacaksınız. İlk ara tatilin ardından gözler yarı yıl tatilinde olacak. Yarı yıl tatili ise 24 Ocak'ta başlayacak ve 4 Şubat'ta tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili 11 ila 15 Nisan tarihlerinde olacak. Ve 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılının son ders zili 17 Nisan'da çalacak. Suudi Arabistan'da salgın nedeniyle askıya alınan hac ibadeti bazı ülkeler için yeniden başlatıldı. Vaka sayısı az olan ülkelerden hacı adayı kabul ediliyor. Ancak Türkiye ve Avrupa ülkeleri Suudi Arabistan'a hacı adayı gönderemiyor. Ülke genelinde 2 milyon kişi hac için bekliyor. Konuya ilişkin açıklama Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'tan geldi. Erbaş, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye kontenjan açmasını beklediğini belirtti. Tüm hazırlıkların tam olduğunu söyledi. Ayrıca kontenjan açıldığında geçmiş dönemde kendisine kura çıkan hacı adaylarının öncelikli olacağını vurguladı. Öte yandan hac kısıtlamasının kalkmasıyla ilgili son kararı Suudi Arabistan verecek. Yetkililerin konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Ordu zirveye yerleşti. Mega kent İstanbul ve başkentte vakalar artışta. En çok artış yaşanan kent ise Tunceli. Haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı. Ülke genelinde günlük vaka sayısı zaman zaman 30 bine yaklaşsa da 20 bin bandında seyrediyor. Buna paralel olarak aşılama da devam ediyor. İkinci doz aşılamada 50 milyon sınırı aşıldı. Ancak kısıtlamaların kaldırılması tedbirleri de gevşetince vaka artışının önü alınamadı. Vaka artışı haftalık tabloya da yansıdı. 6-12 Kasım döneminde Ordu %499,87 vaka yoğunluğuyla zirveye çıktı. Yoğunluk İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu. Aynı tarihlerde vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan ilk 10 il Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın oldu. Erzurum ise 3 haneli sayılardan 2 haneye geriledi. Bir önceki hafta 105,50 olan vaka yoğunluğu 81,24'e düştü. Covid-19 aşısı da grip aşısı gibi yılda bir kez tekrarlanmalı. Açıklamayı BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin yaptı. Salgınla mücadelede en önemli silah aşı. Şimdilik 3 doz yeterli. Ancak aşının koruyuculuğu da 4. aydan sonra azalıyor ve 6. ayda bu azalış hız kazanıyor. BioNTech aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin konuya ilişkin bir Alman gazetesine konuştu. Koronavirüs aşısının her yıl bir kez yapılması gerektiğini söyledi. Şahin, iki doz aşıdan sonra korunmanın daha uzun sürmesini bekliyoruz ve gripte olduğu gibi yılda bir kez aşı yapılması yeterli olacaktır, dedi.
yeni varyantlardan endişe duymadıklarını belirten Şahin, koronavirüse karşı korumayı tekrar %95'lere çıkarabileceğimizi biliyoruz diye konuştu. Üçüncü doz aşıya ilişkin de konuşan Şahin, yaptığımız araştırmalar üçüncü doz takviye aşıların sadece tam koruma sağlamadığını, aynı zamanda bağışıklık yanıtını da arttırdığını ortaya koydu. Bir taraftan üçüncü doz aşı hastalığa karşı koruma sağlarken, diğer taraftan da hastalığın yayılmasını ve daha sonra sorun çıkarması muhtemel varyantların oluşmasını engelliyor. Bu durum kış döneminde çok önemli, dedi. Yargıtay yine çok konuşulacak bir karara imza attı. Mesaide haber okumak işten çıkarılma sebebi sayıldı. Mesai saatleri içerisinde internetten haber okuyan işçi, işini aksattığı gerekçesiyle tazminatsız şekilde kovuldu. İşçi olay sonrası konuyu iş mahkemesine taşıdı. Şahıs işini aksattığı iddialarını reddederken mahkeme feshin geçerli olduğuna hükmederek davanın reddine karar verdi. İşçi bu kez kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi işten çıkarmaya gösterilen sebeplerin somut olarak ispatlanamadığını ve bu nedenle geçerli veya haklı fesih olamayacağına karar verdi, çalışanı işe iade etti. Bu kez işveren devreye girdi. Karar temyiz yoluyla Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme, internetten gazete okuyarak işe sürekli geç kalan işçinin tazminatsız kovulmasına hükmetti. Böylece benzer davalara emsal teşkil eden davayla mesai saatleri içerisinde haber okuyarak işini aksatan işçilerin kovulmasının önü açıldı. Yaşamayacaksınız.